Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Evet sevgili kitapsever, hoş geldin. Bu kez arkamda bir orman, bir yeşillik, bir güzellik görmüyoruz. Çünkü bugün kaçacağımız kitap Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabı. Bu kitap önceki videolarımda anlattığım kitaplar gibi aslında böyle baştan sona anlatılacak bir kitap değil. Kesinlikle aslında bütün kitaplarda olduğu gibi okumanız gereken kitaplardan biri. Ama bu belki biraz daha fazla öyle. Yine de ben kitaptaki akışı, olayları size elimden geldiğince anlatmak istiyorum. Az önce duyduğunuz cümledeki gibi başlıyor. Gregor Samsa adındaki kahramanımız genç bir adam bir sabah uyanıyor ve kendini bir böceğe dönüşmüş olarak buluyor. Gregor Samsa'nın elinde kumaş numuneleriyle yolculuklar yapıp bunu pazarlayan bir kişi, bir pazarlamacı. Böceğe dönüştüğü için de uyandığı andan itibaren ve bir böceğe dönüştüğünü gördüğü andan itibaren de büyük bir telaş duygusu içerisinde. Hatta böceğe dönüşmüş olmasından daha fazla telaş duyduğu şey işe geç kalmış olması. Çünkü hoşgörüden yoksun bir işletmede çalışıyor. Gregor Samsa'nın ailesiyle birlikte yaşıyor Gregor Samsa. Babası var, yaşlı bir babası var. Yine yaşlı bir annesi var. Annesi astım hastası. Greta adında keman çalan bir kız kardeşi var. Ve bir gün, daha doğrusu günün birinde kız kardeşini konservatuvara yazdırmayı hayal ediyor Gregor. Ayrıca Gregor evin bütün ekonomisini, çünkü bu batmış bir aile, evin bütün ekonomisini çeviren kişi, yani ailenin en önemli ferdi. Evet, Gregor yeni vücudunun verdiği şokla işe geç kalmış olmanın verdiği telaş duygusuyla yatağında debelenip dururken neler olduğunu anlamak üzere eve gelen müdürün sesini duyuyor. Müdür ona bir takım ithamlarda bulunuyor. Yolsuzlukta demeyeyim de işte bir takım uygunsuz işlerin içine karıştığını falan ima ediyor. Ondan bunu hiç beklemediğini, işe böyle geç kalmasını hiç beklemediğini falan söylüyor. Gregor da ona hoşgörülü olmasını dilediği bir konuşma yapıyor. Ama bu konuşma hiç iyi sonuçlanmıyor. Çünkü o artık bir böceğe dönüştüğü için sesi de başkalaşmaya başlamış. Ve konuşmaların arasında ıslığa benzeyen sesler çıkıyor. Bu durum aileyi de şaşırtıyor. Müdürü de şaşırtıyor, herkesi şaşırtıyor. Çünkü müdür açıkça diyor ki evet, içeriden konuşan kimdi? Bir hayvan sesine benziyordu falan diyor. Uzatmayayım. Dediğim gibi bu böyle satır satır anlatılacak kitaplardan biri değil. Çünkü aslında kitabın tam ilk yarısı vücuduna alışma safhalarıyla geçiyor. Yani aslında kitap tamamen bir odanın içinde geçiyor. Ayağa kalkıyor. Anahtarını dişleriyle çevirmeye çalışıyor. Ağzıyla, ağzını da bilmiyor. Neresinden tutar, neresinden çevirir gibi. Netice itibariyle aile Gregor'la, yeni Gregor'la tanışıyor. Müdür arkasına bakmadan kaçıyor. Sonra aile için yeni bir dönem başlıyor. Bakılacak gibi bir yaratık değil. Kocaman bir böcek düşünün ve oğlunuzun da bir böceğe dönüştüğünü düşünün. En büyük bunun desteği kız kardeşi Greta oluyor. Yavaş yavaş öğreniyor. Acaba ne yer ne yemez. Kapı tabii hep kilitli tutuluyor. Evin bir hizmetçisi var. Hizmetçi bile bunu ilk başlarda bilmiyor. Kardeşi dediğim gibi ilk gün şunu deniyor. Gregor sütü çok sevdiği için bir süt kabı hazırlıyor. İçine ekmek parçaları koyuyor, veriyor vesaire. Ama Gregor'un da zevkleri de değişmiş. Ve o sütü sevmiyor. Sonra yemek artıklarını falan deniyorlar. Yemek artıkları ona çok daha cazip geliyor. Yemeye başlıyor. Bir yandan da aklı insan bir insan gibi çalışmaya devam ediyor.
Çok çok büyük bir kitapta bu çok dokunaklı ve böyle gittikçe artan bir şekilde bahsedilen bir duygu bu. Hissettiği suçluluk duygusu. Çünkü bir böceğe dönüşmüş olması artık çalışamayacağı anlamına geliyor ve zaten batmış olan ailesinde iyicene batacağı anlamına geliyor ve bu yüzden de suçluluk duyuyor. Bir gün babasıyla bir karşılaşma yaşıyorlar ve babası buna karşı niyeyse acayip derecede kinli, öfkeli. Ceplerine doldurduğu elmaları buna fırlatıyor, fırlatıyor, fırlatıyor. En son attığı elmalardan biri bunun sırtına yapışıyor. Yani sırtını delip orada kalıyor. Ve kitap boyunca o elmadan birkaç kez bahsediliyor. O elma orada çürüyor, kararıyor vesaire vesaire bir şeyler oluyor. Böyle gerçekten iç parçalayıcı, paralayıcı sahnelerle dolu bir kitap. Olaylar böyle akıp giderken ailede kendi çapında çareler düşünüyor. Baba bir işe giriyor. Sırmalı üniformaları olan bir yerde bir bankada sanırım odacı mı derler o tarz müstahdem derler desinden. O tip bir şey oluyor. Yani oranın çalışanlarına hizmet eden bir kişi oluyor. Annesi Gregor'la yüzleşmek istiyor. Buna cesaret edemiyor. Grete de bir mağazada tezgahtar olarak işe başlıyor. Çünkü başka türlü kurtulma ihtimalleri yok. Bu arada da Gregor o küçük odasında yeni vücuduna alışma egzersizleriyle gününü geçiriyor. İşte camdan bakmak istiyor. Koltuğu camın önüne ittiriyor ilk zamanlar. Bu onun saatlerini alıyor, koltuğunu oraya ittirebilmek. Sonra koltuğun üzerine çıkıp oturuyor. Kız kardeşinden çok utanıyor. Ailesinden aslında çok utanıyor. Kız kardeşi geldiği zaman hemen yatağın altına saklanıyor. Daracık bir yer, sırtını böyle sürte sürte. Yani kız kardeşinin de şefkati, hoşgörüsüyle bu iş, yani Gregor'un bu yeni hayatı böyle şekillenmiş oluyor. Tabii son derece sıkıcı, kasvetli, üzücü bir hayat sürüyor. Bir gün kardeşinin aklına bir şey geliyor. Çünkü Gregor artık duvarlarda gezmeye, tavanda yürümeye falan var. Tam bir böcek. Kız kardeşi diyor ki bence diyor annesine babam evde yokken biz odadaki eşyalar işte yazı masasında dolabı birkaç eşya daha var küçük bir oda zaten. Bunları çıkaralım ki bu Gregor rahat rahat duvarlarda orada burada gezsin. Çünkü yapacağı başka hiçbir şey yok. Bunu bin bir zahmetle astımlı annesi ve Grete birlikte yapmaya çalışıyorlar. İşte eşyaları çıkartıyorlar. Gregor buna çok üzülüyor. Çünkü insan bir zamanlar bir insan olduğunu unutmak istemiyor. Duvarda zamanında bir dergiden kestiği kürklü bir kadına ait bir resim var. O resmi vermemek için direniyor. Dik vaziyette duvara çıkıyor. İşte çerçeveyi korumaya çalışıyor. Sonra eve 3 tane sakallı adamı kiracı olarak alıyorlar artık. Mevzunun sonlara yaklaştığı bu kiracının gelmesinden sonra olacak olaylara bağlı. Bunlar garip adamlar, çok titiz, acayip bir titizlik bekliyorlar. Bir yemek geldiği zaman işte onu inceliyorlar, böyle bakıyorlar, ediyorlar. Hiçbir şeyden memnun değiller. Bunlar da evlerini ilk defa bir kiracıyla paylaştıkları için el pençe divan duruyor ailenin bütün fertleri. Bir akşam aylar sonra ilk defa Gregor kiracılar evde yemek yerlerken kız kardeşinin diğer odada keman çaldığını duyuyor. Ve yine o hayali işte devreşiyor, çok üzülüyor. İşte onu diyor Noel'den sonra konservatuvara yazdıracaktım diye. Bu kiracıların lideri konumunda olan adam keman sesiyle çok ilgileniyor. Babası diyor ki rahatsız mı oldunuz acaba? Susturayım mı gibi bir şeyler söylüyor. Hayır, tam tersini diyor. Mümkünse diyor yanınıza gelsin burada çalsın. Babası kızını getiriyor. Kız işte keman çalmaya başlıyor notalar önünde. Gregor da bu sırada aralık kalan kapıdan kafasını salona sokmuş oradan bakıyor. Yapmaması gereken bir şey.
Sonra adamlar kız kardeşine bir lüzumundan biraz daha fazla yanaşmış gibi geliyor. Bu da Gregor'u rahatsız ediyor ve orada şunu yapmak istiyor. Yürüyerek gidecek, kız kardeşinin eteklerini çekecek, onu odaya götürecek ve ona diyecek ki, sana bu hayatta benden daha fazla kimse değer veremez. Bu insanlar için keman çalma diyecek. Kız kardeşi de gözyaşları içinde onun boynuna sarılacak, onu affedecek, barışacaklar gibi şeyler düşünüyor. Ama bu hayalini gerçekleştirmek için salonun ortasına kadar gidiyor ve kiracılar bunu görüyor. Böyle aman aman bir korkuya falan kapılmıyorlar. Sadece işin biraz hijyen kısmına takılıyorlar. Ve adam diyor ki ben diyor bu gelişmeden sonra kiracılık anlaşmamı diyor feshediyorum diyor. Adam çaresizlik içinde baba üzülüyor tabii ki. Gregor odasına tekrardan dönüyor. Yol açtığı şeyden dolayı çok üzülüyor. Ve içeride bir zaman sonra bir konuşmaya şahit oluyor. Grete şu tip şeyler söylüyor. Bunu diyor en baştan beri yapmalıydık. Onu diyor başımızdan def etmek zorundayız. Ama bunu yapabilmemiz için onun bizim çocuğumuz olduğunu, benim abim olduğunu, sizin de evladınız olduğunu kesinlikle artık kabul etmemiz, reddetmemiz gerekiyor. Çünkü o Gregor olamaz. O Gregor olsaydı bizi üzmemek adına kendi kendine bu evi terk eder giderdi. Çünkü Gregor böyle biriydi. Demek ki bu varlık Gregor değil. Bu tabii Gregor'un yüreğine tabiri caizse bir ok gibi saplanıyor bu sözler. Ve şurayı anlatmadım. Çok uzunca bir süre artık yemeğe olan ilgisini kaybetmiş durumda. İştahı hiç yok. Aç vaziyette gezen bir canlı. Ve kız kardeşinin bu sözlerinden sonra orada o zayıf nefeslerinin en sonuncusunu da veriyor ve ölüyor. Ertesi gün oluyor, kiracılar yine kalkıyorlar, kahvaltı yok diye tantana yapmak üzere iken aslında evin yeni bir hizmetçisi var, burayı anlatmadım. İri kemikli, böyle çok sağlam yapılı bir kadın. Gregor'u gördüğünde de hiç korkmamış, hatta onunla makara yapmış. Süpürge sopasıyla dürtmüş falan bir kadın. Kiracılar kahvaltı istemeden az önce de kadın gelip sabah geliyor, yine onunla şakalaşmak istiyor. Cevap alamayınca işte tekrardan süpürgeyle dürtüyor falan. Onun öldüğünü anlıyor ve bunu bir müjde olarak gelip ailesine bildiriyor. Aile büyük bir rahatlama duyuyor. Kiracıların kahvaltı isteğini dikkate bile almıyorlar ve baba kiracıları sepetliyor tabiri caizse. Ve o gün, burası da çok acıklı aslında. O Gregor değil demek de olmuyor. O Gregor sizin çocuğunuz yani. Birinizin de abisi. Böceğe de dönüşmüş olsa da. O kadar büyük bir rahatlama hissediyorlar ki o günü dışarıda gezerek geçirmeye karar veriyorlar. Adeta bir kutlama gibi. Şehrin biraz dışına çıkıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Güzel kararlar alıyorlar. O ev artık onlar için büyük ve çok pahalı. Küçük bir ev tutmaya karar veriyorlar. Kızlarının bu kadar çileli bir sene geçirmiş olmasına rağmen ne kadar dinç ve güzel bir hale geldiğini ilk defa o gün fark ediyorlar. Karı koca birbirleriyle bakışlarıyla anlaşıyorlar. Ve sonu da çok güzel. Ve kız böyle çok sağlıklı insanların yaptığı gibi böyle gerinerek anne babasının bu hayalini adeta onaylamış oluyor. Gregorcuk da hayatını bir böcek olarak noktalamış oluyor. Ölen öldüğüyle kalıyor gibi. Dediğim gibi bu kitabı mutlaka ve mutlaka okuyun. Çok farklı, okuduğunuz başka hiçbir şeye benzemeyecektir. Çok da zevk alacaksınız. Çok karanlık bir konu, üzücü bir konu. Fakat kitapta belli bir mizah duygusu sürekli bu üzüntüye
eşlik ediyor. Ve bu kitabı okuyunca aslında şunu düşündüm. Gregor Samsa eğer bu çağda bunları yaşasaydı şimdi zengindi. Yani nerede? Ailesi zengin olmuştu. Böceğe dönüşen oğullarının videolarını YouTube'da paylaşacaklardı. Ve sonrasını biliyorsunuz. Evet, kitapla ilgili söylemek istediğim son şey şu. Bu kitapla ilgili bir sürü analiz internette bulabilirsiniz. İşte bu kitapta aslında neyi anlatıyordu Kafka? Kafka'nın gerçek hayatıyla olan bağlantılar, onun Yahudi oluşuyla alakalı işte bağlantılar, şunlar bunlar. Ama bu kitapta benim hissettiğim şey neydi? Şuydu. Şöyle bir soru. Evladınız, oğlunuz bir sabah böceğe dönüşmüş olsaydı, onu sevmeye devam edebilir miydiniz? Evet, bu ben de bu soruyu doğurdu. Bendeki cevabı çok net olduğunu düşünüyorum. Tabii insan başına gelmeden evet bilemez ama bendeki cevabı kesinlikle çok net. Evet, bu da böyle bir kitaptı, böyle bir videoydu. İnşallah tekrardan başka kitaplara kaçacağız. Burada olduğun için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.